Arkadaşlar merhaba. Umarım her şey yolundadır. Bu sabah Microsoft'un azizliğine uğradık arkadaşlar. CrowdStrike diye bir update yayınladılar ve bütün dünyayı etkiliyor. Amerika'da bayağı uçuş iptal olmuş galiba. Beni de etkiledi. Bilgisayar, iş bilgisayarım. Sabahtan beri çözmeye çalışıyorum. Bazı insanlar halledebildi. Benim şimdi ofise gitmem gerekiyor. Yani bütün sabahımı mahvetti diyebilirim. Net raid alabildim. Sadece biraz şahsi bilgisayarımdan baktım ama size de paylaştım zaten ne gördüğümü. Trade alamadım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle olacak yani de. Aslında bu önemli değil. Trade bugün alınır, alınmaz, sıkıntı yok. Bir hafta alırız, alınmaz yani. Bazen trade alamazsınız, önemli değil. Bu tip durumlarla karşılaşırız, sıkıntı yok. Ama büyük problem My Funded Futures arkadaşlar. Yani dün gece görmüşsünüzdür, güne bakış videomu çok geç yayınladım. Ve arkadaşlardan gelen mesajlar vardı. Kapandığını onlardan öğrendim. Sonra baktım ki bayağı bir arkadaş muzdarip. Ne yapacağız? Şimdi çoğu arkadaş hocam Forex tarafına mı geçelim? Ne diyorsunuz diyorlar. Şimdi Forex tarafına baktığınız zaman FTMO var. Ki FTMO'nun Türkiye'ye açık olduğunu biliyorum ve sıkıntı yaşanmadığını biliyorum. Çoğu arkadaşın kullandığını ve memnun kaldığını biliyorum. Çok sağlam bir firma olduğunu duydum. Amerika'ya kapalı FTMO. Ben zaten Forex Trade yapmıyorum arkadaşlar. Galiba bildiğim kadarıyla FTMO Forex tarafına kayıyor. Şimdi neler yapabiliriz? Şimdi ben bakmadım. Mutlaka vardır hala Türkiye'ye açık olan firmalar ama yani bunların içerisinde TopStep ve MyFunded Futures bizim kullandığımız en iyi iki firmaydı ve bunların haricindekiler gerçekten kötü arkadaşlar. Yani end of day drawing yok, live trail drawdown var. Ne demek olduğunu yani az çok anlatmıştım. Ne demek biliyor musunuz? Yani acemi arkadaşları paramparça edebilir. Yani hiç tavsiye etmiyorum. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar gerçekten kullanmakta, geçmekte sıkıntı yaşayabilirler. Bu tür Apex, Elite Trader Funding, bu tip siteler yani. Bunlar çok ucuz. Bakın ayda 50 bin dolarlık hesabı yani 15-20 doları rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama işte ucuz etin yahnisi olayı arkadaşlar. Ucuz etin yahnisi olayı. Ne yazık ki bunlar ucuz ama ucuzlukla beraber çok kötü özellikleri de barındırıyor. Bunlar sadece mesela end of day drawdown olmaması zaten çok büyük handikap. Keşke günlük limit verseler, end of day yapsalar. Yani o tür şeylere daha sonra belki gelebilir ama zaten Apex de Türkiye'ye kapalı. Yani Elite Trader Funding Apex gibi bir firma. Yani kalite olarak bayağı düşük. Ama ben Apex'ten yani para çekmekte hiç sıkıntı yaşamadım. Ben Apex kullandım. Zamanında kullandım. Şu an kullanmıyorum. Daha önceki ilk videolarıma bakarsanız zaten Apex'ten nasıl para çekildiğini de gösteriyorum. Apex'ten para çekmişliğim var. Ve alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tip firmalarda paranız kalmaz. Yani payout kısmına geldiğiniz zaman o parayı bir şekilde size verirler. Ama ne yazık ki bu tür işte sağlam büyük firmaların Türkiye'den çekilmesi, niye çekiliyor bilmiyorum. Bazı arkadaşlar hocam işte suistimal ediyor Türkiye'deki arkadaşlar demiş. İşte patlatıyorlar hesabı, patlattıktan sonra refund istiyorlar. İşte o yüzden diyorlar ama zannetmiyorum öyle olduğunu. Tahminim tax, yani tax ile alakalı olabilir. Yani tam bilmiyorum. Nedenini bilmiyorum. Spekülasyon yapmaya da gerek yok. Yani kapatıyorlar. Niye kapattıkları bizim için çok önemli değil. Yani çare bulmamız lazım. Şimdi bizim bu olaya bir çare bulmamız lazım. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ben hafta sonu inceleyeceğim, bakacağım bütün firmaları. Türkiye'den hangisine girilebilir, hangisi en iyi? Şu an elimizde kalan çok iyi firmalar kalmadı, onu söyleyeyim. Biraz daha kaliteli olanlar çok pahalı, ucuz olanlar da çok tavsiye edebileceğim firmalar değil. Ama bakın, benim
düşüncem şu. Sizin hepiniz için söylemiyorum. Başarılı trade'ler, başarılı olan arkadaşlar olabilir ama çoğunluk olarak yeni başlayan, acemi diyebileceğimiz insanların çoğunlukta olduğu bir durumda. Benim tavsiyem, benim yegane tavsiyem arkadaşlar, naçizane tavsiyem, sizlerin bunların çok kaliteli olup olmadığına bakmamak. Çünkü sizlerin bu işi öğrenmeniz lazım. Bir sürekliliği, bir disiplini oturtmanız lazım. Bunun için size bir trading platform lazım. Bu işi canlı para, yani para kullanarak, demoda değil, paper trading'de değil, para kullanarak yapmanız lazım. Şimdi bu tamam, bu kötü firmalar sizler için iyi olmayabilir. Yarın bir gün mutlaka birileri yorum yapacak. Hocam niye bunları tavsiye ediyorsun? İşte bu acem arkadaşları paramparça eder. Yaptılar da bunu. Yani yorumlarda gördüm. Niye bunları tavsiye ediyorsunuz diyenler oldu. Ben de aynen şunu söyledim. Arkadaşlar, elimizdeki bu. Ne yazık ki elimizde bu var. Ne yapacağız? Karılar mı bağlayacağız? Yok. Ben sizin bu işi iyice öğrenmenizi istiyorum. Sürekliliği oturtmanızı istiyorum. Ve bunun için arkadaşlar 3'e 5'e bakmayacağız. Yani para olarak demiyorum. Kalite olarak belki istediğimiz kalite olmayabilir. Elite Trader Funding mesela. Türkiye'ye açık şu anda. İyi bir firma mı? Yani ne yazık ki değil. End of day drawdown yok. Live trading, trail drawdown var. Yani bunlar gerçekten tehlikeli şeyler. Ama bakın bunları size söylüyorum. Ama ucuz. Sizin bu işi oturtana kadar ucuzla, ucuz bir şeylerle uğraşmanız lazım. Yani ucuz olarak alıp işte funded kısmına geçip para yapmaya çalışmanız lazım. Ha bu para geçmeye çalışıp yani para kısmına geçmek belki my funded features gibi, top step gibi kolay olmayabilir. Daha zor olabilir. Ama siz bu zor zamanları eğer ucuz alınabilecek şeylerle kapatırsanız, bu zor günleri bu şekilde geçerseniz az zararla, bence sizin için daha iyi olacaktır. Bakın ben ilk başladığımda prop firmlerle başladığımda Apex ile başladım. Çünkü Apex çok ucuzdu. Yani Top Step bu kadar ucuz değildi. Top Step çok pahalıydı. Hem pahalıydı hem de arkadaşlar zamanında iki tane step vardı. Yani bunlar hani gelişti. Prop firmler insanlardan gelen feedbacklerle kendini geliştirdi. Şimdi ben kendimi Apex'le mesela ilk başlarda Apex'le başladım ben. Dedim ki tamam ha Apex ucuz. Tamam ucuz. Ucuz olduğu için de kötü yanları var ama yani ben şey aldığım zaman ödediğim para 17-18 dolardı arkadaşlar. Yani çok iyi hatırlıyorum. Çok daha ucuz böyle deal'lar vardı. Yani gidip 10 tane falan alıyordum yani hesap. Böyle böyle prop firmlere kendini geliştireceksiniz arkadaşlar. Böyle böyle geliştireceksiniz. Yani bir başka seçenek şu olabilir. Canlı, prop firm olmayan canlı hesaplar alınabilir. Mesela birkaç tane benim kullandığım var. Onlara ben bakabilirim sizin için. Ama bunlarda mesela challenge yok. Direkt mesela kazandığınız sizin paranız. Ama kaybettiğiniz, koyduğunuz parayı da kaybetme riskiniz var. Bazı firmalar var mesela 1000 dolar koyuyorsunuz. Size 1000 kontrat veriyor. Daily yani day trade yaptığınız zaman. Hesabınızda minimum 1000 dolar olduğu zaman size bir tane kontrat, Nasdaq kontratı oynatıyor. Mesela ES S&P 500 için galiba 400 dolar gerekiyor bir kontrat için. Çünkü onun bir kontratı daha ucuz Nasdaq'e göre. Şimdi yani elimizdeki seçeneklerin hepsine bakacağız. Oturacağız. Diyeceğiz ki bu firmalar var. Bunların kötü yönlerine, iyi yönlerine hepsine bakacağız. Ben bununla alakalı güzel bir video hazırlamayı düşünüyorum. Ve ayrıca live yani gerçek para kullandığınız sitelere de bakacağım. Kullanabileceğiniz Türkiye'den sitelere de bakacağım. Bazı arkadaşlar hocam peki options olayına ne diyorsunuz? Yani bunu şimdi Türkiye'den Interactive Brokers
Var. Biliyorum options oynayabileceğiniz. Options olayına çok girme taraftarı değilim. Yani ICT konseptlerini Nasdaq ve S&P 500'da kullanarak options'da oynayabiliriz. Yani eğer ki baktık prop firmler bunu yapmıyorlar, options olayına da girebiliriz. Ben sizlerin bu tür prop firmlerin bu yaptıklarıyla bu işi bırakmanızı istemiyorum. Yani pes etmek kolay. Ya biz Türkiye'deyiz, biz hep böyle olacak. Hiçbir zaman biz istediğimizi alamayacağız. Bu tür şeylerle uğraşmaya gerek yok deyip bırakabilirsiniz. Ben bunu istemiyorum arkadaşlar. Bırakmayın. Sakın bırakmayın. Yani bir beraber yol aldık. Bayağı bir yerlere geldik beraber. Şimdi bunu bu prop firmlerin bu yaptıkları yüzünden bırakmanızı istemem. Gerekiyorsa options'a yönüne kayarız. Bakın gerekiyorsa. Çünkü options ne demek? Options sadece stakların options'ı değil. Hani Türkiye'de kaldıraç diyorlar galiba. Çok tehlikeli, çok riskli. Bakın yani options olayına girmememin en büyük nedenlerinden bir tanesi. Çok riskli. O yüzden girmek istemiyorum. Ha, en son çaremiz oysa ona gideriz. Çünkü options oynarken siz Nasdaq Futures, yani bu oynadığımız Nasdaq kontrat olarak değil de options olarak da alabilirsiniz. Yani ben Thinkorswim kullanıyorum. Türkiye'de kullanılmıyor ama Interactive Brokers'ta kullanılabiliyor. O en son çare. En son. Bir arkadaşımız sormuş, onun için cevap olarak söylüyorum. Bence bizim almamız gereken durum şu. Birincisi, bir güzel firma bulabilecek miyiz? Yani çok güzel olmasa bile bizi idare edebilecek bir firma bulacağız. Eğer ki yok hocam, ben o firmalar, kötü firmalar kullanmak istemiyorum. Ben iyi olduğunu düşünmüyorum diyorsanız, ikinci seçenek Forex arkadaşlar. Forex. FTMO var. Bakın Amerika'da FTMO'ya kayıt olmak yasak. Kabul etmiyor. Ama Türkiye'de çok güzel feedbackler aldım. Yani FTMO'nun çok iyi bir firma, sağlam bir firma olduğuna dair mesajlar alıyorum. Önerebilirim. Yani kullanmadığım bir şeyi hiçbir zaman önermek istemem. Ben Forex trade etmiyorum arkadaşlar. Hiç etmedim şimdiye kadar. Hiç kullanmadım. Ama ICT konseptlerinin Forex'te olduğunu biliyorum. Boomerang'ın altında çalıştığını biliyoruz. Bazı yerlerde Euro USD, GBP USD ve Dollar'da çalıştığını biliyoruz Boomerang'ın. Yani o tür yerlere de geçilebilir. Bence şöyle yapalım arkadaşlar. Ben oturayım bir çalışayım. Bazı arkadaşlarımız sağ olsun Instagram'dan yazıyorlar, hocam şu firmalar var diye. Onlara da teşekkür ediyorum yardımları için. Onlara da bakacağım. Bütün hepsine bakacağım arkadaşlar. Firmaların artısına, eksisine. Baktıktan sonra diyeceğim ki arkadaşlar bu seçenekler var. İyi yanları bu, kötü yanları bu. Eğer ki istiyorsanız bu yönde gidebilirsiniz. Ama yok istemiyorsanız, bakın Forex seçeneğine de bakabilirsiniz. FTMO var veya başka bir firmalara da bakabiliriz. Onları da söyleyeceğim. Güzel bir video hazırlayacağım. Ama sizin, ben ümitsizliğe kapılmanızı istemiyorum. Mutlaka bir çare bulunur arkadaşlar. Yani bir bahane bulmak, birilerini suçlamak her zaman kolay. Hemen işin içinden çıkabilirsiniz. Türkiye ne yazık ki yaşanacak bir yer değil. Türkiye'de bize bunu yapmamızı istemiyorlar. Türkiye'de yaşıyoruz, lanet olsun deyip işin içinden çıkabilirsiniz. Bu pes etmektir arkadaşlar. Bu başkasını suçlamaktır. Biz sonuna bakın, rahatsın hocam, sen Amerika'dasın, seninle ilgili sıkıntı yok da diyebilirsiniz. Dert demişsinizdir. Daha önce de böyle yorumlar gördüm yani. Eminim aynı şekilde yorumlar da olacak. Hocam senin tuzun kuru. Bakın arkadaşlar, benim tuzum kuru falan değil. Benim tuzum kuru falan değil. Ben peki
tamam top step bana yasaklı değil, bifunded feature yasaklı değil ama benim de kendime göre zorluklarım var. Ben bu zorluklara ya işte benim 3 çocuğum var, 3 çocuk geçindiriyorum, eşim var, bakmam gereken bir ev var, ayrıyetten çalışmam gerekiyor. Ayrıyetten sizler için videolar hazırlamaya çalışıyorum. Benim için de kolay değil hiçbir şey arkadaşlar. Dün saat gece saat 1'de sizler için video hazırladım arkadaşlar. Yani bunu zevkle yapıyorum, yanlış anlamayın. Ben sadece bana hocam senin tuzun kuru demenizi istemiyorum. Benim tuzum kuru falan değil. Benim de zorluklarım var ama ben pes etmiyorum, bırakmıyorum. Sizlerin de bırakmasını istemiyorum. Çünkü yani en son çare bulana kadar deneyeceğiz. Platform ise platform, forex ise forex, options ise options arkadaşlar. Eğer ki oraya kadar gideceksek ben size options'ın kralını öğretirim. Kralını. Kralını. Kimsenin bilmediği şeyleri öğretirim size options kısmında. Ama bizim için bence en son seçenek options. Gerek yok. Çok riskli. Hafiften değil bayağı bir kumara yönlendiren bir durum. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben işin içerisinde yıllarımı verdim. Güzel paralar kazanıp çok güzel paralar da kaybettim. O yüzden hele ki bu işi bilmeyen yeni başlayanlar için darmadağın olursunuz. Perişan edersiniz arkadaşlar. Elinizde ne var ne yok kaybedersiniz. Gerek yok yani. O yüzden en son seçenek olarak sunuyorum ben options'ı. Benim bence bana soracak olursanız birinci seçeneğimiz platformlardan devam etmek. Eğer ki yok hocam ben futures'a bakmak istemiyorum. Bence FTMO çok çok iyi, Türkiye için güzel bir seçenek. Forex kısmında daha çok platform var, daha sağlam platform var diyorsanız forex. En son seçenek de options. İsterseniz bu şekilde bir yol haritası belirleyelim. Ben sizler için güzel bir video hazırlamaya çalışacağım hafta sonu arkadaşlar. Bakalım inşallah biz bir çözüm bulacağız. Umutsuzluğa kapılmak yok. Vazgeçmek yok. Başkalarının da yani birilerini suçlamıyoruz arkadaşlar. Bahane bulmuyoruz, bahane üretmiyoruz, çözüm üretiyoruz. İnşallah her şey güzel olacak. Sıkmayın canınızı. Halledeceğiz arkadaşlar. Bu işin de üstesinden beraber geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.